Evet. Bir tane de arkadan seçelim. Benden var. Siz buyurun. Evet, siz evet. Merhabalar, önce geldiğiniz için çok merhaba, çok ben teşekkür ederim. Benim sorum aslında insanın evriminde bir tane amaç vardı ki hayatta kalmak. Evet. Ama sizin örneğinizde mesela orada yaptığınız robotta siyah çizgiyi takip etmesi gibi bir amacı vardı. Ve o amacı olmayanlar elendi. Evet. Sonuç olarak bu amacı da biz vermiş olmadık mı robotların evrenindeki süreçte? Evet, evet, doğru. Ama biz vermek zorunda değiliz. Yani var olan ortam belli bir şeyi sağlıyorsa, biz şimdi niye o robotu yapıyoruz? Çünkü o robotun nihayetinde ne olması gerektiğini kestirdiğimiz için, mesela niye o sensörlü noktadan başladık? Çünkü sensörlerin evrimleşmesini beklemek istemiyoruz. Onu da yapabiliriz. Yani çeşitli araçların evrimleşebileceği bir yapı kurup, o araçlar ortaya çıkar veya çıkmaz, çıkanlar avantajlı olur. Belli bir başlangıç noktası seçiyoruz. Amaç da aynı şekilde. Bu arada bu da bizim araştırma konularımızdan bir tanesiydi. Buna yaratıcı ön yargısı diyoruz. Biz onların yaratıcısı konumundayız çünkü. Ve belli bir ön yargımız var. Onun o şekilde, belli bir şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çok ilginç bir nokta çünkü biz serbest de bırakabiliyoruz sistemleri. Kendi başlarına evrimleşmeleri için artık ne evrimleşirse, ne tür bir sistem evrimleşirse evrimleşebilir. Veya çok geniş bırakabiliyoruz amacı. Mesela bazı inşaat mühendisliği sistemlerini bu şekilde evrimleştirebiliyoruz. Titreşimi azaltması gerekiyor mesela. Ama nasıl azaltacağını kendilerine bırakıyoruz. Ve o kadar yaratıcı tasarımlar çıkartıyor ki, şöyle düşünüyoruz. Bir insanın bunu hayal etmesi bile imkansızdı bu tasarımı. Dolayısıyla orada unutmamak gerekiyor ki benim bu gösterdiğim örnek en nihayetinde mühendislik altında kalan bir örnek. Dolayısıyla belli bir amacı var, bir şeyi üretme amacı var. Ama böyle olmak zorunda değil ve bir de şunu da anlamak gerekiyor. Biz bu sistemleri, algoritmaları daha tanımaya çalışıyoruz. Nasıl çalışıyorlar? Dolayısıyla bir net bir amaç verdiğiniz zaman sistemin nasıl evrimleştiğini, hangi basamaklardan geçtiğini daha iyi anlıyorsunuz. Ama bir noktadan sonra al kardeşim bu internet, öğren ondan, öğrenme algoritmalarını kullan ve öğrenme konusunda daha başarılı ol diyebiliriz ama ne öğreneceğini söylemeyebiliriz. Yani o başlangıç noktasını çok sınırlı tutmadığımız noktada hiç beklemediğimiz sonuçlar çıkabilir. İşte etik tartışmalar da burada devreye giriyor. Teşekkürler Can Bey. Vaktimiz çok az. Hadi gelin ve sonuna geçelim. Daha bir nefes seçmeliyiz. Vaktimiz çok az, ona göre de. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Merhaba. Öncelikle Azerbaycan'ı ziyaret ettiğiniz için bu güzel konferansın teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. YouTube'da neredeyse tüm videolar izlenmiştim. O yüzden oradaki sorular değil de bugüne özel bir soru sormak istedim. Evet. Önce bu moral seçimlerden arkadaşlar da söyledi. Belki o kitabı da okumuştunuz. The Android Stream of Electric Sheep. Evet. Orada biraz yakın bir sorumuz. Öncelikle bu moral seçimleri. Farz edelim ki bu artificial engineering bizim gezegeninde değil de başka bir gezegeninde gelişti. Ve orada moral seçimler, örneğin artificial engineering gelişti, bir insanı öldürmenin, trafikte giden aracın insanı öldürmesinin yanlış olduğunu söyledik. Ama başka bir evrende onun doğru olduğunu söyledi. Bu yüzden bizim moral seçimlerimiz, onların evaluasyonu ne kadar etkiler? Çok güzel bir soru. Buna hizalanma problemi diyoruz yapay zekada. Alignment problem diye geçiyor. Yapay zekanın değerleri ister uzayda evrimleşmiş olsun, ister dünyada evrimleşmiş olsun. Çünkü evrim girdiği zaman içine bambaşka bir, burada da bambaşka bir evrimden geçerek yepyeni bir ahlaki set oluşturabilirler. Ve dolayısıyla bizim ahlakımızla örtüşmeyebilir onlar ahlak. İşte o örtüşmeye alignment problem deniyor. Veya gayelerimiz, bu dünyayı daha iyi bir yer yapma gayemiz örtüşecek mi yapay zekayla, örtüşmeyecek mi? Bunun bir garanti, bir cevabı yok. Ama yapay zeka güvenliği, AI security sahasında araştırılan bir numaralı problem, bu alignment problemi. Ve evet, bambaşka ahlaki setlere, bambaşka gayelere sahip olabilir yapay zeka. O yüzden şimdiden düşünmemiz gerekiyor. Ve burada tabii ki çok felsefi bir tartışma var. Ahlak objektif midir, subjektif midir gibi çok derin felsefi mevzulara da giriyor. Ama şu ana kadar gördüğümüz seçilimin yaşandığı popülasyona bağlı olarak eğer sosyal bir türse belli bir ahlaki set ortaya çıkıyor. O sosyal yapıyı sürdürecek bir yapı. Yapay zekayı da bu şekilde evrimleştirirsek benzer ahlaki yapılar olabilir. Ama olmadığı durumlar için de hazırlık yapmamız gerekiyor. O da yapay zeka güvenliği sahası. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sorun. Vaktimiz yok. Sonra olur.
Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.